İyi akşamlar, iyi haftalar sevgili izleyiciler. Bu hafta sonu Almanya'daydım. Cumartesi günü Almanya'nın en zengin eyaleti Baden-Württemberg eyaletiyle bağlı Tübingen'de, Tübingen Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde üçte biri Almanlardan oluşan kalabalık bir topluluğa konuşma yaptım. Konferans 50 yıl aşkın süredir Tübingen kentinde yaşayan, Almanya'daki Türklerin Alman devletiyle ilgili hukuki sorunların çözümünde, Gerek tercüman gerek uzman olarak görev yapan Hasan Tahsin Ersoy'un girişimiyle gerçekleşti. Hasan Tahsin Ersoy çok ilginç bir kişilik. Ömrünün büyük bölümünü Almanya'da e, yaşayan Türklere adayan, ana dili gibi Almanca bildiği gibi Alman hukukuna ve sosyal yaşamına hakim olan ama bütün ısrarlara rağmen Alman vatandaşlarına geçmeyen bir Türk. Alman Federal Parlamentosu geçtiğimiz yıl Ersoy'a Almanya'nın en değerli e, armanlarından biri olan şeref madalyasını verdi. Bu madalyayı alan 7 Türk daha var ama. Hasan Tahsin Ersoy Alman vatandaşı olmadığı halde bu madalyayı alan ilk Türk. <laughs> Tübingen Üniversitesi Almanya'nın en önemli ve saygın üniversitelerinden biri. Tahsin Ersoy'un bana anlattığına göre Tübingen Üniversitesi ilk kez bir Türk gazeteciye konferans verme olana sağlamış. Üniversite hazırlıkları iki ay önce başladı. Bana gelen teklifte Türkiye'nin siyasi durumu, işte Erdoğan hükümetinin geleceği konularında konuşmam istendi. 500'e yakın Dinleyicinin bulunduğu toplantıda 150'ye yakın Alman vardı. Bunlar arasında işte fakültenin direktörü, üniversite öğretim görevlileri, eski eyalet ve belediye yöneticileri, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi'nden parlamenterlerle bir de işte Almanya'nın Federal Almanya Meclisi'nden üyeler de vardı. Konuşmamı Türkçe yaptım ama her paragraf anında Almanca'ya çevrildi. İşte Aşağı yukarı iki buçuk saat süren konferansta çok sayıda Alman ve Türk'ün Türkiye'nin son durumu ile ilgili sorularıyla karşılaştım. Çok ilginçti. Pazar günü ise benim Almanya'da olduğumu öğrenen Stuttgart Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri bir sohbet toplantısı yapmamı istediler. Soğuk bir pazar olmasına rağmen şaşırtıcı bir Türk kalabalığı ile de 3 saate yakın sohbet ettim. Ve her uçak saati gelmeseydi sanıyorum daha da uzardı. Şimdi 15-16 Şubat'ta yine Almanya'da ama bu kez Berlin'de olacağım. Ulusal gönüllüleri toplantılarına katılarak Berlin ve diğer bölgelerden gelenlerle de sohbet etme imkanı olacak. Ayrıca Mart ayı içinde de Stuttgart ve Münih'te tek kişilik gösterimi sahneye koyuyorlar. Ben de gideceğim. Evet benimle ilgili bu haberleri bitirelim ee, Türkiye gündemine gelelim. Şimdi değerli izleyiciler Başbakan Erdoğan yarın Brüksel'de Avrupa Birliği'nin merkezinde olacak. 3 yıl sonra ilk kez AB ile yüz yüze temasa gidiyor. Ancak gezinin çok kritik olacağını söylemeliyim. Şimdi biliyorsunuz bu e, kritik sözünü daha önce eleştirmiştim bir konuşmamda. E, çünkü medyamız herhalde kelime bulma sıkıntısı çektiğinden hemen her gelişmeye mutlaka kritik damgası vurmayı pek seviyor. E neredeyse her milli güvenlik kurulu toplantısı artık kritik başlığıyla duyuruyor. Ya da diyelim ki cumhurbaşkanı başbakanla görüşecek kritik görüşme diye sunuluyor bu. Veya genelkurmay başkanı başbakanı ziyaret ediyor kriçe yine hazır kritik buluşma. Oysa kritik tehlikeli sonuçları kestirilemeyecek riskler taşıyan anlamına geliyor. Sıradan bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı veya Başbakan'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi neden tehlikeli ve sonucu kestirilemeyecek olsun ki? Ama bakın sevgili izleyiciler, Başbakan'ın Brüksel gezisi gerçekten kritiktir. Yani sonucu kestirilemeyecek riskler taşımaktadır, tehlikelidir. Şimdi eğer son anda bir karar değişikliği yapılmazsa AKP Brüksel'de Başbakan'a tıpkı Türkiye'de yapıldığı gibi görkemli bir karşılama e, karşılama töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Şimdi ne var bunda? Avrupa'da yaşayan Türkler Başbakan'a sevgi gösterisinde bulunamaz mı diye sorabilirsiniz. Evet, masumane bir girişim olsa ne var bunda diyebiliriz. Ama durum öyle değil. Bu karşılama hem Türkiye'ye yönelik hem de Avrupa Birliği'ne yönelik mesajlar taşıyor. Türkiye bildiğimiz propaganda amaçlı dünyaya kafa tutan, işte Amerika'ya ayar veren, ne bileyim işte birleşik Milletleri azarlayan, Avrupa Birliği'ne haddini bildiren, İsrail'i ağır hakaret eden bir başbakanımız var. Bunlar niteliği olmayan, biat etmeyi düşünmekten daha önde tutan kitleler için elbette çok önemli, gurur verici davranışlar. Erdoğan dünyada hiçbir yankı yaratmasa da bu tür efelenmelerle Türk halkının bir bölümünün hassas noktalarına dokunuyor ve kabul etmeliyiz ki bu ona puan olarak geride dönüyor. Aynı davranışlar dünya ilkeleri ve kamuoyları için ise hiçbir şey ifade etmiyor. Başbakan yurt içine yönelik tutumunu ilk kez dışarıya da taşımak istiyor. Çünkü bu kez Avrupa'ya gerçekten sırtında yumurta küfesiyle gidiyor. Gideceği yerde karşılaşacağı davranışlar bu yumurtaların kırılmasına neden olabilir. Son bir yıldır özellikle gezi olaylarından bu yana Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı çok değişti. Daha önce işte Başbakan Erdoğan'a Hmm, işte demokrasiyi getiriyor Türkiye'yi askeri vesayeti bitiriyor, sivil otoriteyi güçlendiriyor falan diye bakan ee, bu Avrupa artık Erdoğan'ın demokrasi ve hukuku askıya aldığını, yargıyı hiç e, tanımadığını, eleştiriyi kabul etmediği gibi kendisine muhalif olan herkesi devlet şiddeti ve baskısı uyguladığını, onları sindirmeye çalıştığını, medyada sağ e, medyada da sansür uygulattığını düşünüyor. Erdoğan Brüksel'deyken bu konular yüzüne mutlaka söylenecektir. Erdoğan eğer Türkiye'de yaptığı gibi dış güçlerden, devlet içinde devletten, paralel yapılanmadan, neydi o işte vatan hainlerinden, virüslerden filan söz etmeye kalkarsa inandırıcı olmayacağı gibi güven duygularını da sarsacaktır. E, Avrupa'nın Erdoğan'a artık güvenmemesi bir sorun değil de ama ne yazık ki Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olduğu için ona olan güvensizlik Türkiye'ye olan güvensizlik olacaktır. Bunun da faturası herhalde hepimize çıkar. Brüksel'deki görüşmelerde AB temsilcilerinin hukuk ve demokrasi konumunda açıkça eleştirileri eleştiri yapmaları halinde Erdoğan'ın sinirlenmesi ve bütün ilişkilerimizi zedeleyebilecek Türk'te o türde hani prompter'dan okumadan doğaçlama sert konuşmalar yapması da büyük olasılıktır ki bu Türkiye içinde belli kesimlerden alkış alsa bile Sonuçta Türkiye'nin dünyada giderek yalnızlaşması gibi bir tehlikeyi de yanında getirecektir. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Başbakan'ın tıpkı Brüksel'deki gibi karşılanmasına tekrar. Herhalde Avrupalılar akılsız değiller. Havaalanına gelecek Türklerin kendiliğinden gelmeyeceğini, bunun bir organizasyon işi olduğunu anlamamaları herhalde düşünülemez değil mi? Karşılama şovu, Başbakan'ın AB yetkilileriyle görüşmeleri sırasında elini güçlendirebilecek bir koz gibi kullanılmak isteniyor besbelli ama... Bu gerçekten bir koz olabilir mi? Brükseldekiler Türk Başbakanı için hukuku demokrasiyi askıya aldı, ülkesinde muhalif kesimlere şiddetli baskı uyguluyor diyoruz ama ya ama liderin bu Türk milleti liderinin arkasında daha dikkatli olmalıyız diye bir endişeye kapılır mı? Mümkün değil. Tam tersine Avrupalılar bunun sadece bir şov olduğunu görerek tavırlarını daha da sertleştirebilir. Şimdi Türkiye'deki bazı aklı evveller biz boyun eğmeyiz, Avrupa tek çaremiz değil. Olmazsa başka alanlara kayarız falan filan. Böyle bebelene efelenebilirler be de. Hatta diyenler de var. Ama sevgili izleyiciler uluslararası ilişkiler ülke içi propagandada kullanılmaya kalkılırsa unutmayalım ki bunun zararını sadece bizler çekeriz. Dünyanın umru bile olmaz. Bu nedenle AKP'nin karşılama, karşılama şovunu bir daha gözden geçirmesini. Türkiye'nin menfaatleri için başbakanın Brüksel'den ipleri kopararak değil, Türkiye'nin de özlediği bir demokrasi manifestosu açıklayarak dönmesini tercih ederim diyorum. Şimdi değerli izleyiciler bugün bazı gazetelerde adına ilk kez duyduğum bir kuruluşun ilanı yayınlandı. Tam sayfa. İlanı veren kuruluş neydi? Ehli Sünnet e, Alimler Birliği. İsmail Ağa cemaatine yakın bir kuruluşmuş. Biraz Erbakancı galiba. Tarihten ders almak başlığıyla verilen İran'da çok tuhaf tanım, e, tanımlamalar var. Tam sayfayla hükümet cemaat kavgasına hükümetten yana tavır koyan ifadeler taşıyor. Örneğin İran böyle e, tam da eski Türkiye'nin tasfiyesi ve yeni Türkiye'nin inşası sürecinde yeniden doğuşun milletçe varoluşumuzun büyük ümit ve heyecanını yaşadığımız son günlerde diye başlıyor nedir bu tasfiye edilen Türkiye? Şimdi i̇lerleyen cümlelerde bunu görüyoruz. Şimdi diyorlar ki bakın bu çok önemli. Bir asır öncesinden beri kaybettiklerimizi yeniden kazanabileceğimiz, bizimle birlikte bütün İslam dünyasının da kazanabileceğine inandığımız maddi manevi şartların kemal derecesine erişeceğimiz yeni Türkiye sürecinde ay artık kaybetmeye tahammülümüz yoktur sonra da başbakanın o sık sık söylediği gibi şer ittifakı işte operasyonlar kaos, kaos tüccarları falan hep onlara karşı dik duralım deniliyor. Şimdi sevgili izleyiciler AKP iktidarı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bir İslam Cumhuriyeti'ne çevrilmek istendiğinin hatta bunun başarıldığının ama bundan göre denilmesi tehlikesinin doğduğunun itirafıdır bu ilan. Bir asır önce Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Burada bahsediyor ya. Türkiye 600 yıl hükümran olan bir ailenin, bir hanedanın yabancılarla işbirliği yaparak ülkeyi peşkeş çekmesi üzerine verilen ulusal kurtuluş savaşı sonunda halkın teba olmaktan çıkarılıp vatandaş haline getirildiği bir ülke. İşte o cumhuriyetle birlikte demokrasi ve hukuk sisteminin önü açıldı. İnsan hak ve özgürlüklerinin vazgeçilmez değerler olduğu kabul edilerek laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti statüsüne geçildi. İşte AKP'ye destek veren zihniyetlerin bir asır önce kaybettik dedikleri budur. Kurulan yeni düzende ise eskiye öykülen laikliği bir hukuk devleti olmayı demokrasiyi ve sosyal devleti ortadan kaldırdılar. Ha, ama ne oldu bakın? Türk halkının bütün bunlara sessiz kalmamasını ve öfkesini giderek kabartması bu zihniyeti şimdi çok korkutuyor. Bu nedenle aslında Türk halkının yeter artık diyerek yavaş yavaş ayağa kalkmasını, değeri kendinden menkul bir cemaatin iktidar kavgasına bağlayarak küçültmeye, değersizleştirmeye çalışıyorlar. Yeni Türkiye gibi saçma sapan bir sloganın arkasına sığınıp, Cumhuriyeti Atatürk devrimlerini yıktık şımarıklığı ile üste çıkarak akan suyu tersine çevirmeye çabalıyorlar. Ama çok geç. Yeni Türkiye diye tarif ettikleri, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerinin bitirildiği rüyasını daha çok görürler telaş içinde birbirlerine sarınarak aman iktidarı kaybetmeyelim diyerek kaçınılmaz sonlarını biraz daha ileriye atabilirler. Hepsi o kadar. Herkes yüreğini ferah tutsun. Türk halkı ayağa kalkıyor artık. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir din devletine dönüştürmek hevesinde olanlar kısa bir süre sonra nasıl hüsrana uğradıklarını mutlaka göreceklerdir. O iş o kadar kolay değil. Şimdi son olarak bu akşam... MIT'in başının belası olan tırlara değinmek istiyorum. Adana'da yine tır baskını yapıldı. İçinden yine silahlar çıktı. Yine MIT elemanlarının araçları doldurduğu anlaşıldı. Mahkeme bu konuya yayın yasağı koydu. Bu nedenle ayrıntıları konuşmam mümkün değil. Ama olanı biteni anlatmak herhalde suç değil. Şimdi son olay diğerlerinden biraz daha farklı. Önce silah yüklü türler, tırlar uyuşturucu, uyuşturucu kaçırılıyor ihbarlarıyla yakalanıyordu. Çünkü ihbarı yapan da biliyordu ki işte kaçak silah falan dense hiçbir şey yapılmayacak. Varlık zaten mutat nak, e, nakliyat diyor buna. Sonra yakalanan tırlar aranmadan kaçırılmak istendi. İşte arama yapılan e, yapan polisler görevden alındı. Arama talimatı veren savcılar bizzat başbakan tarafından azarlandı. İşte paralel devlet elemanı olmakla falan suçlandı. Şimdi dün yaşanan olay niye hepsinden farklı diyorum. Bir kere aynı anda 7 tır birden durduruluyor. Polis operasyona gitmediği için jandarma devreye giriyor. Ama şimdi bu jandarma da İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Buna rağmen operasyon yapılıyor. Üstelik bakın dikkatinizi çekiyorum. 500 jandarma askeri görevlendiriyor. Yani öyle tesadüfen yapılmış. Rutin kontrollerde işte görülmüş de falan değil. Öyle bir şey yok. İşte Adana'nın şaka gibi bir valisi var. Hemen olay yerine koşuyor. İşte tırların mite ait olduğunu, arama yapılamayacağını söylüyor. Bugünkü gazetelerde, tabi e, tabii gazetelerde deyince bu yandaşların Erdoğan kanadında olanları kastediyorum. Vatan hainliği olarak tanımlıyorlar bunu. Nedenmiş? Efendim çünkü o tırlar Suriye'ye insani yardım götürüyormuş. Bu tür aramalarla Türkiye'nin dünyadaki itibarı düşürülüyormuş. Ya iyi de insani yardım neden gizli yapılır ve bunun ortaya çıkması neden itibarımızı zedeler? Sonra dünkü iki tırdan da silah çıktı. E bunu nasıl saklayacaksınız ki? Şimdi bakın derine inmeyelim hani yasak falan var ya ama şunu söylemek istiyorum. Devletler elbette gizli işler yapabilirler. ...devlet sırları da, sırları da olabilir... ...ama burada esas olan olayın ortaya çıkmamasıdır... ...çünkü gizli işler... ...aynı zamanda kirli işlerdir... ...pis işlerdir... ...yakalanmazsanız ve operasyon başarıya ulaşırsa... ...gizli bir zafer kazanmış olursunuz... ...ve en önemlisi bunu asla ortaya çıkıp da... ...ben yaptım ben yaptım diye açıklayamazsınız... Mit ...ya da devlet veya işte Erdoğan... ...hepsi şey oldu ya... ...Suriye yardım adı altında gizli bir iş yapıyor... E ...gizli yaptıklarına göre bunun açıklanmasının sakıncalı olduğunu düşünüyorlar. Ha, o halde yakalanmayacaklar. Bu kadar basit. Yakalandıkları anda bunun savunması olmaz. Ayrıca bu nasıl iştir ki güya bütün Orta Doğu'daki en başarılı istihbarat örgütü olarak tanıtılıyor bu MIT. E yaptığı bütün gizli operasyonlar ikide bir deşifre oluyor. Kim ihbar ediyor? Kim MIT'in istihbaratını adeta kevgire döndürüyor? Başbakan ve MİT her yakalandıklarında sağı solu vay vatan aynı diye suçlayacaklarına bu ihbarların nasıl yapıldığını da ortaya çıkarsalar ya. Ha bu arada bugün gene sınırda patlama oldu gerçi öbür tarafta ama inşallah bu da devlet sırrı falan değildir değil mi? Evet bu akşam da bu kadar. Yani yine görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler. Hoşçakalın.